Sulina! Sevgili Sulina! Neredesin? Bak, ben geldim. Sulina! Sulina! Sevgili Sulina! Ben geldim, bak Joker geldi. Ne istiyorsun yine? Ha? Yine mi sen? Tırstım ya. Niye bağırıyorsun? Ben buraya sana güzel haberler vermek için geldim. Böyle mi karşılanıyorum yani? Tamam, uzatma. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Az sonra iki misafirin olacak. Ya, kimler? Nana'yı hatırlarsın. Şu Kulina'nın insan olmak isteyen manevi kızı. Öbürü de dünyadan bir ölümle. Bu ne cesaret? Öyle ellerini kollarını sallayarak buradan geçecekler mi zannediyorlar ha? Ben de söyledim. Uyardım ama beni dinlemediler. Sulina da kimmiş? Biz ne Sulinalar gördük dediler. Bak sen şu densizlere. Ama asıl önemlisi Kulina onlara bir görev verdi. Kırmızı Dağ'daki ağacın tepesinde yetişen çiçeği Kulina'ya götürmek için yola çıktılar. Ne yapacakmış o çiçeği? Bir iksir hazırlayıp senden daha güçlü olmayı planlıyor. Sonra da Mavi Orman'ı ele geçirecekmiş. Ya demek öyle. Gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Anladın mı? Ben anladım. Onlar anlamadı. Sana bahsettiğim Sulina buralarda bir yerlerde yaşıyor. Şimdi çok sessiz olmalıyız. Gerçekten bu ormanda tek başına mı yaşıyor? Onun bu kadar yalnız olmasının sebebi Kulina'ya duyduğu öfke ve kıskançlık. Zamanla her şeyden ve herkesten nefret eder olmuş. Özellikle bu davetsiz misafirlerden. Sulina, bizim seninle bir derdimiz yok. Kırmızı Dağ'a gidebilmek için buradan geçmek zorundaydık. Hemen gidiyoruz. Kırmızı Dağ'a gidip de ne yapacaksınız? Kırmızı çiçeği mi arayacaksınız yoksa? Aslında o çiçek benim için gerekli. Eğer o çiçeği zamanında bulamazsam dünyada sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalacağım. Bu yalanlarını başkalarına anlat. Sen de kimsin? Ben O benim dünyada yanında yaşadığım insan. Yani çocuklarına bakıyorum. Pek de hoş bir adammış. Çok şanslısın Nana. Bakın Sulina Hanım, durum sandığınızdan çok ciddi. Bir an önce yolumuza devam etmek zorundayız. Yoksa Nana için çok geç olacak. Onun için bu tehlikeli yolculuğa razı olduğuna göre ona çok değer veriyor olmalısın. Evet, Nana benim için çok önemli. Hadi Nana. Sulina! Buradan nasıl çıkacağız? Boşuna uğraşma, bu imkansız. Sulina, lütfen bizi bırak. Zamanımız çok azaldı, lütfen. Bu benim son şansım. Bizi hemen buradan çıkarmazsan insan olamayacağım. Aman! Çok da umurumdaydı senin insan olman. Yapamıyorum. Söylediğim gibi o benden çok güçlü. Ya peki oturup böyle bekleyecek miyiz? Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı. İyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Ellerin yanmış. Aman ne kadar dokunaklı bir sahne. Gözlerim yaşardı. Çok yaş. Evet çiçek, benim. Neden bu kadar şaşırdın? Bu işi buraya kadar getirdikten sonra o ağaçtaki çiçeği alıp yeniden dünyaya dönmene, insan olmana izin verecek değilim herhalde. Yapma bunu Joker. Lütfen. Hem benim insan olmamı engellemekle senin hiçbir şey geçmeyecek. Kulina ve Yüce Konsey senin insan olmana asla izin vermeyecekler. Nedenmiş? Senden ne eksiğim var? Pekala ben de insan olabilirim. Joker lütfen. İlk defa hayatında doğru bir şey yap. Kulina'ya haber ver lütfen. Şimdi iyice saçmaladın Nanacığım. Sulina'ya sizin geleceğinizi söyleyen ve bu tuzağı kuran benim. Şimdi size yardım mı edeceğim yani? Bak dışarı bir çıkarsam görürsün ona göre.
korktum. Sarı kafa seni. Nana, iyi olmak işe yaramıyor gördüğün gibi. Maalesef benim zekamla yarışamazsın. Sulina'ya o çiçeği, Kulina'yı daha güçlü yapabilmek için aradığınızı söyledim. Tabii bu da onu çok kızdırdı. Seni yalancı, sahtekar. Ya bu şaklaban da kim? Şoker. Başından beri benim dünyaya gelmemi ve insan olmamı istemiyor. Ne bakıyorsun öyle? Hakan Bey, ha? Nana'yı bir daha göremeyeceğin için çok mu kızgınsın ha? Bu işin bu kadar kolay olacağını ummazdım. Sersem Sürüle'yi yanıma alıp kandırmaktan çok kolay oldu. Demek sersemsin lan. Yakalandın. Sersem demedim Sulina. Şeker dedim şeker. Ucu ucu ucu. Sen yanlış anladın herhalde. Yalancı. Seni şaklaban seni. Ben senin yalanlarına inanır mıyım hiç? Hadi Sulina, bizi çıkar buradan artık. Lütfen. Her şeyi duydun işte. Seni belki çıkarabilirim ama onu burada tutacağım. Böylece yalnızlığımdan da kurtulmuş olurum. Hem başımda da bir erkek olur. Ya zamanımız çok azaldı. Hı hı. Böyle hiçbir şey yapmadan bekleyemeyiz. Sulina Hanım. Evet. Burada seninle kalmayı kabul edersem Nana'nın gitmesine izin verir misin? Olmaz. Burada yaşayamazsın. Hem sen olmadan başaramam. Belli olmaz. Belki de başarırsın. Hiç değilse böylece bir şansımız olur. Hayır. Senin burada kalmana izin veremem. Ama insan olmana bu kadar yaklaşmışken pes edemezsin. Sen olmazsan insan olmamın ne anlamı olur söyler misin? Nana ne olur şimdi bunları tartışmayalım. En azından senin için bir şans olsun istiyorum. İsteğine kavuşmalısın. Peki senin hayatın? Hı? Senin isteklerin? Benim için çok değerlisin Nana. Anla artık. Bir dakika. Sen bu oyuncağı kendi yaşantından vazgeçecek kadar çok mu seviyorsun? Bu kadar çok istediği bir şeye ulaşamaması ne demek biliyor musunuz? Yaşamından vazgeçmek kısmına gelince, evet. Sevmek vazgeçmeyi de bilmektir aynı zamanda. Asla seni bırakmayacağım. Sonsuza dek bir oyuncak olarak kalsam da yaşamını mahvetmene izin vermeyeceğim. Çocuklar sensiz ne yapar bunu düşündün mü? Çabuk gidin buradan. Madem birbiriniz için kendi hayatınızdan vazgeçmeyi bile göze alıyorsunuz, bu aşka saygı göstermem gerek. Öyle değil mi? Teşekkürler Sulina. Teşekkürler. Sen çok güzel bir kadınsın biliyor musun? Hı-hı. Özellikle güldüğün zaman. Çabuk, çabuk gidin. Fikrimi değiştirmeden çabuk. Güle güle tatlı çocuk. Seni asla unutmayacağım. Ah Kulina. Ah.